Sesimin ulaştığı her yerde dinleyen Baskirli hemşerilerime özel hitap etmek istiyorum. Dikkat ederseniz hemşerilerim dedi. Çünkü Baskir benim için önemli. Belki bilmezsiniz ama benim atalarım, dedelerim de buradan Şahsan'dan Tunceli'ye gitmişler. Yani köken olarak aslında bizim atalarımızın, dedelerimizin yerleşik yeri Baskir. Buradan Tunceli'ye göç etmişler. Sevgili hemşerilerim, ben yaklaşık 6 yıldır bu ili milletvekili olarak sizleri temsil ediyorum. Hem ülkenin milli değerlerine, hem bu kentin milli ve manevi değer yargılarına her ortamda, her fırsatta sahip çıkarak sizleri en iyi şekilde temsil etmenin mücadelesini veriyorum. Hiçbir zaman soyunu sopunu inkar etmeyerek, atasını dedesini inkar etmeyerek, siyasal duruşunu inkar etmeyerek nereden geldiğimi, ne olduğumu açık yüreklilikle ifade ederek bu ülkede bütün yurttaşlarımızın etnik kimliğine, inançlarına, değerlerine saygı duyulması gerektiğini ifade eden birisiyim. Çünkü bu ülke hepimizin, Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Alevisiyle, Sünnüsüyle bu ülke hepimizin. Bu ülkeyi bize kim emanet etti? Mustafa Kemal Atatürk emanet etti. Onun değerlerine sahip çıkmak, onun emanetine sahip çıkmak bizim asli görevimiz. Bakın ben bu milletvekili olarak 28. dönemde bu bir yıllık süre içerisinde belki de Türkiye'de en azı milletvekili olarak tarihe iz bırakacak iki tane önemli hamle yaptım. İki tane önemli karar verdim. Özellikle ülke ocakları Baskir ilçe başkanındaki arkadaşlarımda dinlemesini isterim. Ben her zaman devletçi kimliğiyle tanınan, terör karşıtıyla tanınan bir milletvekili. Ve 12 şehidimiz hain PKK terör örgütü tarafından şehit edildiğinde çıktım dedim ki ben Elazığ milletvekili olarak kendi seçmenimin, yurttaşlarımın, hemşerilerimin duygularına hitap ederek bu bildiriye evet diyerek evet imzası attım. Ve yine ne yaptığım esas daha önemlisi. Hepiniz takip etmişsinizdir. İsveç'in NATO üyeliği gündeme geldi. Kim İsveç? Kutsal kitabımızı yıkan, yakan, Kur'an-ı Kerim ayaklar altına alan, Peygamber Efendimiz'e hakaret eden, terör örgütlerine ev sahipliği yapan ülkenin İsveç'in NATO üyeliği meclise geldi. Peki ben ne dedim? Dedim ki ben Elazığ milletvekiliyim. Kur'an-ı Kerim'i yakan, Peygamber Efendimiz'e hakaret eden, terör örgütlerine ev sahipliğini yapan bir ülkenin üyeliğine hayır oyu kullanacağım dedi. Ve ne oldu? Elazığ'ın 5 milletvekili var. 4'ü evet dedi. Ben o oyuna katılmayarak evet oyu kullanmadım. Şimdi soruyorum. Milliyetçilik, inançlarımıza saygı, değerlerimize saygı, sokaklarda palavra atarak mı olur? Yoksa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde babayiğitçe tavır koyarak mı olur? Öyle milliyetçilik sokaklarda yalan söyleyerek olmaz. Yalanla dolanla palavra atarak olmaz. Her milliyetçinin, bu ülkenin değerlerine sahip çıkan herkesin İsveç'in NATO üyeliğine evet oy kullanmaması lazımdı. Öyle değil mi sevgili Baskirliler? Öyle değil mi sevgili hemşerilerim? Sen Kur'an-ı Kerim yakacaksın. Ayaklar altına alacaksın. Peygamber Efendimiz'e hakaret edeceksin. Burada benim askerlerimi şehit eden terör örgütlerine ev sahipliği yapacaksın. Sonra yerine geldiği zaman meclise gideceksin. Kuzu kuzu el kaldıracaksın. Sonra diyeceksin ki ben muhafazakarım. Sonra diyeceksin ki ben milliyetçiyim. Hepsi yalan. Milliyetçi milletvekili varsa Gürsel Eroğlu'dur. Muhafazakar milletvekili varsa Gürsel Eroğlu'dur. Hiç bundan şüpheniz olmasın. Devletimizin varlığı, ülkemizin birlik ve beraberliği nerede varsa ve nerede taraf olunması gerekirse sizi temsil eden milletvekili olarak hiç merak etmeyin. Ben oradayım, sizi temsilen en dik şekilde sizi orada temsil etmeye devam edeceğim.